Amerika, Orta Doğu'da ne yapmak istiyor? Irak'tan sonra şimdi de sıra Suriye ve İran'da mı? Suriye, Lübnan'dan tamamen çekilecek mi? İran'ın nükleer silah üretimi durdurulacak mı? Amerika bunun için İran'a saldırır mı? Ve bütün bunlar Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Orta Doğu'da neler oluyor? Dünyanın bu karışık bölgesinde nasıl bir oyun oynanıyor? Zarlar atılıyor, planlar yapılıyor, pullar hareket ettiriliyor, stratejiler belirleniyor ve tabii yeni kapılar alınıyor. Kısacası bugünlerde Orta Doğu'da yeni bir oyun oynanıyor. Bu oyunun bir tarafında Amerika, diğer tarafında ise Araplar ve İran var. Washington, Irak'tan sonra şimdi de Suriye'de İran'ı gözüne kestirmiş gibi. Başkan Bush, Suriye'nin Lübnan'daki askerlerini çekmesi ve İran'ın nükleer programını durdurması konusunda Avrupalıların desteğini almış gibi görünüyor. Amerika bu konuda ısrarlı. Yoksa Saddam'dan sonra bazı uzmanlara göre şimdi de sırada Suriye lideri Beşar Esad olabilir ya da İran'daki Molla yönetimi yıkılabilir. İşte bize bu defa sizlerle birlikte yeni ve büyük sorunlara gebe gibi görünen Orta Doğu'ya biraz daha yakından bakacağız. Bu bölgeyi en iyi tanıyanlardan biri olan İsrail'in Nobel Barış Ödülü sahibi Başbakan Yardımcısı Shimon Peres'le ve diğer Orta Doğu uzmanlarıyla konuşacağız. Ve dünyanın bu sorunlu bölgesini bundan sonra nelerin beklediğini, Türkiye'nin bütün bunlar içinde nerede yer aldığını anlamaya çalışacağız. Bunu yaparken de ilk olarak İran'da oynanmaya başlamış, oradan tüm Orta Doğu'ya ve dünyaya yayılmış olan hepimizin çok yakından tanıdığı bir oyundan yararlanacağız. Evet, tavla. Göreceksiniz. Orta Doğu'da herkesin oynadığı tek ortak oyun durumundaki tavla aslında bu topraklarda yaşanan güç mücadelesinin siyasi manevraları, kısacası bütün ayak oyunlarını anlatan bir özelliğe sahip. Çünkü tavla aslında bu topraklardan doğmuş Orta Doğu'nun oyunu. Şimdi hazır olun, pusulamız dönmeye başlıyor. İslami'nin lideriyle Kabil'in 75 kilometre doğusunda Surabi'deki rada üstünde. Zaman gerekirse burada Şiilerin gövde gösterisi var ve burada Amerika yok. Evet, çatışmalar gördüğünüz gibi gece yazı gündüz hiç değişmiyor. Bugünkü haliyle ilk olarak milattan sonra 800'lerde İran'da oynandığı iddia edilen tavlanın asıl adı tahtenart. Yani Farsçadan tercüme edilirse savaş tahtası. Tavlanın satrançtan en önemli farkı zar atışıyla ortaya çıkan şans faktörü. İyi bir tavla oyuncusunun yakaladığı şansı iyi kullanabilmesi gerekiyor. Bunun için de strateji yeteneği, öngörü, sabır ve kararlılık şart. İran'dan tüm Orta Doğu'ya ve Türkiye'ye yayılan tavlaya Araplar ve Museviler Farsça'da 6-5 anlamına gelen 6-5 diyorlar. Zaten Orta Doğu ve Türkiye'de 7'den 77'ye herkesin oynadığı tavlada atılan zarlar için kullanılan sayılar halen Farsça. Tavlayı Orta Doğu'da görüp Avrupa'ya taşıyanlarsa Haçlı seferlerinden dönen askerler olmuş. İngilizlerin backgammon, Fransızların ise pulların oynarken çıkardığı sesten esinlenerek trik trak dedikleri tavla, günümüzde Çin ve Japonya dahil hemen hemen tüm dünyada oynanan bir oyun haline gelmiş durumda. Aslında askeri planlarda ya da siyasette olduğu gibi tavlada da taraflar oyun sırasında iki farklı yöntem kullanabiliyorlar. İlki kapalı usul, yani oyuncuların hiçbir risk almadan, açık taş bırakmadan garantili oynaması. Bunun riski az ama daha çok kazanmak, karşı tarafı mars etmek, yani rakip hiç taş alamadan oyunu bitirmek daha zor. Diğeri ise açık usul, yani risk alarak, gerekirse açık taş bırakarak, taşları kısa zamanda toplayıp oyunu bitirmeye çalışmak. Ancak bırakılan açık taşların rakip tarafından kırılması, yani belirli bir süre oyun dışı bırakılması mümkün.
Ve nihayet Orta Doğu'da sık sık başvurulan hileler bu oyuna da girmiş durumda. Zar tutmak. Yani zarları, dolayısıyla şansı kontrol etmeye çalışmak ve oyun sırasında karşı taraf aleyhine konuşup psikolojik baskı yaparak rakibin dikkatini dağıtmak ve hata yaptırtmak. Kimlerine göre binlerce yıl önce ilk kez Mısır'da, kimlerine göre ise İran'da oynanmaya başlanan tavla aslında içinde bulunduğumuz coğrafyanın yani Orta Doğu'nun, buradaki hayatın ve tabii ortaya çıkan sosyal ilişkilerinde ilginç yansımalarından biri. Bugünlerde Orta Doğu'da son derece önemli gelişmeler yaşanıyor. Gerçi Amerika'nın Irak işgali bu ülkeye beklenen istikrarı getiremedi. Irak'ın geleceği hala belirsiz. Ancak Orta Doğu'nun diğer ülkelerindeki demokratikleşme çabalarında göze görülür bir artış var. Hatta bazı uzmanlara göre Arap dünyasında son 2 hafta içinde öyle önemli gelişmeler yaşandı ki bundan 16 yıl önce Doğu blokunda demir perdenin yıkılmasıyla ortaya çıkan demokrasi devrimi bu defa Orta Doğu'da tekrarlanabilir. Orta Doğu yıllar boyunca hep darbeci askerler ya da diktatörler tarafından yönetildi. Feodal bağların halen güçlü olduğu bu topraklarda iktidar hep babadan oğula geçti. İş başındaki yönetime yani diktatöre karşı olan muhalefet ise ya polis ya da istihbarat ajanları tarafından susturuldu. Durum böyle olunca da bu coğrafyadaki insanlar demokratik haklarını hiçbir zaman tam anlamıyla kullanamadılar. Ancak dünyanın bu sorunlu bölgesinde son günlerde daha önce hiç görülmemiş gelişmeler yaşanıyor. Irak'taki seçimlerde yaklaşık 8 milyon Iraklı ölüm tehditlerine rağmen sandık başına gitti ve Irak tarihinin ilk özgür genel seçimlerinde oy kullandı. Aynı şekilde Filistinliler de tarihlerindeki ilk serbest genel seçimlerde Yasser Arafat sonrası yeni devlet başkanlarını seçtiler. Ve Suudi Arabistan. Kraliyet ailesinin izniyle Suudiler yakın tarihlerindeki ilk demokrasi denemesinde bulundular. Başkent Riyad'da ülke tarihinin ilk belediye seçimleri yapıldı. Gerçi bu ilk seçimlerde kadınlar oy kullanamadılar ama olsun, bu ülkede seçim yapılmış olması bile son derece önemliydi. Aynı günlerde Mısır'ın Kızıldeniz kıyısındaki tatil beldesi Şarm el-Şeyh'te Amerikalıların iteklemesiyle bir araya gelen Filistin ve İsrail liderleri Orta Doğu'da bir şeylerin artık gerçekten değişmeye başladığını tüm dünyaya ilan ediyorlardı. Ariel Sharon ve Mahmut Abbas arasındaki bu el sıkışma Orta Doğu'da yepyeni bir dönemin başladığını gösteriyordu. Ve Lübnan, Orta Doğu'daki halk hareketlerinin en başarılı olduğu yer burasıydı. Eski Başbakan Refik Hariri'nin öldürülmesinden sonra sokaklara dökülen Lübnanlılar Suriye'nin buradaki askerlerini çekmesini istediler. Baskılara dayanamayan Suriye yanlısı hükümet istifa etti. Şimdi herkes önümüzdeki Mayıs ayında yapılacak olan seçimleri bekliyor. Bütün bu önemli gelişmeler, seçimler, kampanyalar ve tabii sonuçlar Orta Doğu'ya yayın yapan Arap televizyonları tarafından anında duyuruldu. Böylece herkes olup bitenden haberdar oldu. Bu açıdan bakıldığında El Cezire gibi televizyonlar sadece Amerikan karşıtlarının seslerini duyurmakla kalmadılar. Özgür bir tartışma ortamı yaratarak bu ülkelerdeki yayın tekelini de kırdılar. Orta Doğu ülkelerinin daha fazla demokratikleşmesine katkıda bulundular. Orta Doğu'yu en iyi tanıyan devlet adamlarından biri olan Nobel Barış Ödülü sahibi İsrail Başbakan Yardımcısı Shimon Peres'e göre bu önemli değişimler henüz daha başlangıç. Siyasi açıdan bakıldığında son birkaç haftadır yaşananlar aslında Orta Doğu'da iki farklı devrimin gerçekleşmeye başladığını gösteriyor. Bunlardan ilki Soğuk Savaş'ın bitişi ve küreselleşmenin nihayet Orta Doğu'ya da gelmesidir. İkincisi ise toprağa bağlı ekonomiden bilgiye bağlı ekonomiye geçiştir. Bakın, demokrasinin iki farklı boyutu vardır. İlki siyasi demokrasidir ki dışa yansıması serbest seçimlerle olur. Demokrasinin ikinci boyutu ise ekonomiktir. Bu da toplumun yapısıyla ilgilidir. Neden sınırlarla bölünmüş ve egemenliklerle tanımlanmış bir dünyada yaşıyoruz? Çünkü hayatımızı topraktan, araziden kazanmak zorundaydık. O yüzden toprağımızı korumak ya da genişletmek için sınırlar çizdik, ordular oluşturduk, savaşlara girdik. Bütün insanlık tarihi bu yüzden kırmızı mürekkeple, yani kanla yazıldı. Çünkü her toprak için savaş vardı. Ama bugün artık tarımın hayatımızdaki önemli
önemi ve yeri %50'lerden %1'lere 2'lere düştü. Çok azaldı. Tarım artık eskisi kadar önemli değil. Diğer tarafta bilim ve teknolojideki gelişmeler küreselleşmeyi getirdi. Küreselleşme bir ideoloji değildir. Bu, sınır gerektirmeyen, egemenliğe ihtiyaç duymayan, zırhla veya ordularla korumak zorunda olmadığınız bilimin bir sonucudur. İşte bu gelişme Çin'i değiştirdi, Doğu Avrupa'yı değiştirdi, Avrupa'nın tamamını etkiledi. Şimdi Latin Amerika'yı değiştirmeye başladı ve sonunda buraya, Orta Doğu'ya da geldi. Bundan, bu rüzgardan kaçmak imkansız. Unutun, kaçamazsınız. Peki siz bu durumda Orta Doğu'nun yakın geleceğini nasıl görüyorsunuz? Yani bu değişimler Orta Doğu'yu nasıl etkileyecek? Çünkü bu sorunlu bölgede bu değişim rüzgarlarını durdurmaya çalışanlar ya da karşı koyanlar olabilir. Bu rüzgarı kimse ama hiç kimse durduramaz. Hatta dağlar bile. Bir söz vardır, rüzgar dağları oynatamaz diye. Bu doğru. Ama güçlü rüzgarlar dağların üzerinden aşabilirler. Dolayısıyla bu çok izafi, çok göreceli bir engeldir. Ve rüzgar esmeye devam ediyor. Komünizm askeri bir darbe yüzünden ya da siyasi baskı yüzünden yıkılmadı. Komünizm yıkıldı çünkü belki de televizyon sayesinde Rus gençleri aniden daha farklı, daha rahat bir hayat yaşayabileceklerini gördüler. Kendilerine Amerika'da köleler olduğu, insanların sağlıksız ve mutsuz yaşadığı anlatılmıştı. Ama ekrana bir de baktılar ki aman tanrım, durum hiç de öyle değil. Televizyon hakkında size bir iyi şey, bir de kötü şey söyleyebilirim. İyi olan, televizyon diktatörlükleri artık neredeyse imkansız hale getiriyor. Ama kötü olansa televizyonun demokrasiyi de neredeyse çekilmez, hatta dayanılmaz hale getirmesi. Çünkü her gün her şeyi, herkesi televizyonda görüyorsunuz. Ama tabii bu diktatörlerin olmasından daha iyi. Bu durumda Amerika'ya gelirsek, sizce Amerika şu anda Orta Doğu'da ne yapmaya çalışıyor? Bush yönetiminin yakın dönemde Orta Doğu'daki amacı nedir sizce? Bence gerçekten barış ve demokrasi istiyorlar. Peki ama bunda samimiler mi? Evet, samimiler. Çünkü bakın, El-Kaide'nin ya da diğer teröristlerin gücü acımasızlıklarından geliyor. Sürekli öldürüyorlar. Ama zayıf yanları da var. En büyük zayıflıkları gelecekle ilgili bir mesajları olmaması. Diyelim ki 100 bin insan daha öldürdüler. Ne olacak yani? Çocuklar hala fakirliğin esiri olacak, kadınlar hala ayrımcılığa tabi tutulacak ve ekonomi hala geri kalacak, gelişemeyecek. O zaman da gençler durup düşünecekler ve bizi nereye sürüklüyorsunuz diye soracaklar. Onların mesajları yok. Elinizde silah da olsa, bir mesajınız yani amacınız yoksa, o zaman hiçbir savaşı kazanamazsınız. O yüzden Amerika bence samimi. Çünkü bu şekilde devam ederlerse savaşı kazanacaklarını biliyorlar. Sadece bu biraz daha vakit alır. Aslında Amerikan Başkanı George Bush ikinci kez başkan seçildikten sonra yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında yeni hedeflerini çok net ortaya koydu ve adeta tüm Orta Doğu halklarına çok basit bir mesaj verdi. Amerika'daki özgürlüklerin korunması dünyanın diğer yerlerindeki özgürlüklerin korunmasına bağlı. Bu yüzden sizler kendi özgürlüğünüze sahip çıktığınızda Amerika'yı da yanınızda bulacaksınız. İsrail'in tanınmış Orta Doğu uzmanlarından Shmuel Bar, Başkan Bush'un bu açıklamasının satır aralarını şöyle yorumluyor. Bence şu anda Amerika'da yönetimdekilerde şöyle bir görüş var. İnsanlar sisteme dahil edilmeyince, yönetime katılmayınca aşırı hareketler ya da radikalizm oluşuyor. Orta Doğu'daki halkların ülke yönetiminde de kendi gelecekleri konusunda da herhangi bir söz söylemeye hakları yok. İşte aşırı akımlar bu yüzden doğuyor ve büyüyor. Üstelik bu insanlar baskıcı yönetimlerin batıdan beslendiğini, Amerika tarafından desteklendiğini düşünüyorlar. Ve tabii Amerika'ya düşman oluyorlar. Onun için bu düşünüşe göre Orta Doğu'da devrim değil, yönetimde bazı reformlar yapmak gerekiyor. Çünkü devrimler radikal akımları iktidara getirebilir. İnsanlar bu reformlar sayesinde karar mekanizmasına dahil olacaklar ve zengin olmak için çalışacaklar. Böylelikle de radikal düşüncelere ya da akımlara kapılmayacaklar. Bu da Amerika'ya karşı oluşan nefreti naturalize edecek. İşte Amerika'nın Orta Doğu politikasının temelinde bence bu anlayış yatıyor.
Filistin'in önde gelen tecrübeli gazetecilerinden Hanna Seniora ise Amerika'nın demokrasiden bahsederken Irak'ta yaptıklarının kabul edilebilir olmadığını savunuyor ve Orta Doğu'da son günlerde yaşanan değişim konusunda başka bir noktanın altını çiziyor. Amerikalılar bir yandan bölgeye demokrasi getireceğiz diyorlar, öte yandan Irak'ı işgal ediyorlar. Bunu yaparken Birleşmiş Milletler'in hiçbir uyarısını da dikkate almıyorlar. Ayrıca Irak'ta yapılan seçimler de demokratik değildi ki. Bu ülkede yaşayan Sünniler sürecin içine dahil edilmediler. Dolayısıyla burada sıkıntı var. Irak meselesi halledilmediği sürece bence Amerikalılara Orta Doğu'da çok az insan inanır. Öte yandan evet, bölgede gözle görülür bir demokratikleşme süreci ya da en azından bu yolda çabalar var. Ama bence bunun nedeni Amerika değil, Filistin meselesinde ortaya çıkan çözüm umutları. Bakın, önce birinci intifada vardı, sonra Körfez Savaşı yaşandı. Bunların sonucunda Oslo süreci geldi ve bir Filistin otoritesi kuruldu. Sonra işler Rabin'in öldürülmesiyle bozuldu. Ardından ikinci intifada başladı ve Amerika'nın Irak'a saldırısı geldi. Sonra İsrail-Filistin arasında yine bir yumuşama oldu. Ve şimdi Filistin otoritesinden değil, bağımsız Filistin devletinden bahsediliyor. İsrail Gazze'den çekilmek istiyor. Kısacası Filistin-İsrail sorunundaki son yumuşamanın etkisiyle Amerika'nın bölgede var olan köhnemiş statükoyu sarsacak askeri harekatlara girişmesiyle birlikte yeni bir kaynama başladı. Yeni bir umut doğdu. Ama bu Washington'ın Irak'a saldırmasını haklı göstermez. Nedeni ne olursa olsun Orta Doğu'da yeniden oynanmaya başlanan bu oyun bölgedeki demokratikleşme çabalarını her geçen gün artırıyor. Bu gidişle Mayıs ayında Lübnan'da yapılacak genel seçimler ülke tarihinde Suriye etkisi olmadan düzenlenecek ilk seçimler olacak. Temmuz'da Filistin parlamentosu için yapılacak seçimlerde ise İslami militanlar ilk kez demokratik süreç içinde yer alacaklar. Ayrıca ülkesinde 24 yıldır iktidarda olan Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek, Eylül'deki başkanlık seçimlerinde ilk defa kendisine karşı muhalif adayların da yarışmasını kabul etti. Görünen o ki, demokrasinin Orta Doğu'daki bu yürüyüşü hızını arttırarak devam edecek. Ancak tabii oynanan bu oyun, bu hızlı değişim, kabuk bağlamış yaraların ve kemikleşmiş sorunların bulunduğu Orta Doğu'ya demokrasiyi ya da refahı aynı hızda getiremeyebilir. Bu topraklarda yaşayanlar daha önce pek çok kez başlarındaki diktatörlerin suni ve göstermelik reformlarına tanıklık ettiler. Herkesin korkusu bu kez de aynı şeylerin yaşanması. Aslında Hüsnü Mübarek'in ya da Suudi Arabistan'daki kraliyet ailesinin kendilerini iktidardan indirecek seçimlere izin vermelerini kimse beklemiyor. Ancak yine de bu yeni oyun bölgedeki pek çok değişimi de beraberinde getirecekmiş gibi görünüyor. Bütün bu değişimler işte en çok da bu ülkeyi etkiledi. Türkiye'nin hemen yanı başındaki Suriye, Orta Doğu'ya yeni yeni ulaşmaya başlayan değişim rüzgarlarından nasibini aldı. Şam'ın Beyrut'tan elini ayağını çekmesi gerektiğini savunan eski Lübnan Başbakanı Refik Harini'nin öldürülmesiyle uzun süre yerinden oynamayan taşlar kıpırdamaya, daha doğrusu tabla deyimine söylemek gerekirse pullar oynamaya ve tabii kapalı tutulan kapılar da açılmaya başlandı. Amerika'nın yeni Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice, göreve başlar başlamaz çıktığı Orta Doğu ve Avrupa turu sırasında sık sık Suriye'yi suçladı ve Şam yönetimini hedef gösterdi. Rice'a göre Beşar Esad, kendisine yapılan uyarıları ciddiye almıyor ve Amerika aleyhine çalışmaya devam ediyordu. Washington, Şam'a ambargo koymak da dahil olmak üzere bir dizi tedbiri uygulamaya sokabilirdi. İsrail'in önde gelen Suriye uzmanlarından Eyal Zeisler aslında Beşar Esad'ın yanlış politikalarla kendi kendini Amerika'nın hedefi haline getirdiğine inanıyor. Aslında Amerika Suriye'yi birkaç yıldır hep uyarıyordu. Washington'ın mesajı çok açıktı. Seçim sizin elinizde. En azından bizim karşımızda olmadığınızı gösterin. Ancak son birkaç haftadır Amerika'nın tavrı değişti. Washington artık Şam'dan herhangi bir haber beklemiyor. Siz seçiminizi yaptınız ve düşmanımız haline geldiniz. Artık hedeflerimizden birisiniz diyor. Bence bunun nedeni Beşar Esad'ın son iki yıldır arka arkaya yaptığı vahim hatalardı. Amerikalılar Irak operasyonundan sonra Esad'a son bir şans daha vermişler. Hatta isteklerini bir liste halinde iletmişlerdi. Burada Irak'taki teröristleri desteklemeyi bırak, Lübnan'da Hizbullah'a yardım etme, radikal Filistinli grupları ve özellikle de İslami Cihad'ın lider kadrosunu korumayı bırak gibi istekler vardı.
Buna karşılık Esad'ın Dışişleri Bakanları George Bush'u Adolf Hitler'e benzetti. Esad bu uyarıları ciddiye almadı. Amerikalıları oyalayabileceğini zannetti ama bu kez işler çok farklıydı ve Amerika çok ciddiydi. Esad işte bunu anlayamadı. İsrail'deki ünlü siyaset bilimcilerden biri olan Profesör Barry Rubin'e göre Washington, Suriye üzerine baskı koyarken daha önce Türkiye'nin kullandığı taktiği kullandı. Yani Ankara'dan kopya çekti. Amerika, Suriye'nin teröristlere verdiği destekten rahatsızdı. Ama Amerikalıları asıl rahatsız eden Suriyeli yetkililerin ikiyüzlülüğü ve yalancılığıydı. Her uyarıda Suriyeliler tamam diyorlardı. Ama zaman geçmesine rağmen hiçbir şey yapılmıyordu. Oysa Türkiye ordusunu Suriye sınırına yığıp Abdullah Öcalan'ı ya bize ver ya da sınır dışı et dediğinde, o zamana kadar bizde öyle biri yok diyen Şam yönetimi Öcalan'ı sınır dışı etti. Kısacası Amerikalılar Suriye'ye sopa göstermek gerektiğini anladılar. Şimdi onu yapıyorlar. Washington, Suriye üzerine baskı koymaya devam ederken 14 Şubat'ta Beyrut'tan gelen bir haber her şeyi çok daha farklı bir boyuta taşıdı. Lübnan'ın Suriye karşıtlığıyla tanınan eski başbakanı Refik Hariri öldürülmüştü. Dünya ve Orta Doğu bu görüntülerin şokunu yaşarken suikastı Suriye yanlısı bir grup üstlendi. Bunun üzerine Amerika, Suriye'den çok daha somut bir istekte bulundu. Lübnan'daki askerlerini geri çek. Buna karşılık Suriye, bu suikaste bir ilgisi olmadığını öne sürdü ve Hariri'yi İsrail Gizli Servisi Mossad'ın ya da CIA'nin öldürdüğünü iddia etti. Ama Washington'ın tavrı değişmedi. Pek çoklarına göre Hariri'yi kimin öldürdüğü halen belli değil. Uluslararası terör konusunda tanınmış uzmanlardan biri olan Boaz Genor, bu konuya ilginç bir fıkrayla açıklık getiriyor. İlk bakışta Suriye'nin Hariri'yi öldürtmesi için gerçekten de aptal olması lazım diye düşünebilirsiniz. Çünkü bu olaydan en çok zarar gören, köşeye sıkışan Suriye oldu. Ancak geçmişte Suriye istihbaratının böyle aptalca eylemler yaptığına çok tanık olduk. Bu olay gizli servisteki bazı üst düzey yetkililerin yanlış kararı ve alışkanlık haline gelen kötü uygulamalarının sonucu olabilir. Bu bana ünlü bir fıkrayı hatırlattı. Zehirli bir örümcek bir nehirden karşıya geçmek için kurbağadan rica etmiş. Ben üstüne bineyim de beni taşı demiş. Kurbağa da ama sen beni yolun ortasında sokar öldürürsün demiş. Örümcek de ama bunu yapmam çünkü o zaman ikimiz de boğuluruz deyince kurbağa ikna olmuş ve örümceği sırtına alıp nehri geçmeye başlamışlar. Yolun tam ortasına geldiklerinde örümcek aniden kurbağayı sokmuş. Tabii kurbağa felç olmuş ve ikisi de batmaya başlamışlar. Şaşkın kurbağa son nefesini verirken sormuş. Ne yaptın? Bak ikimizi de öldürdün. Örümceğin yanıtı ilginç tabii. Ne yapayım? Kendimi tutamadım. Alışkanlıktan ya da ince hesaplardan, nedeni ne olursa olsun ya da kim yapmış olursa olsun Refik Hariri'nin öldürülmesi Orta Doğu tarihinde yeni bir sayfa açtı. Daha önceleri Suriye'den korkan Lübnanlılar sokaklara dökülüp Suriye askerlerinin ülkelerinden çekilmesini istediler. Amerika'nın ve Avrupa'nın Lübnanlılara destek vermesi üzerine Suriye yanlısı hükümet istifa etti. Ve Şam kısa bir süre içinde Lübnan'daki askerlerini geri çekeceğini açıkladı. Ardından da Mayıs ayında Lübnan'da seçimler yapılacağı duyuruldu. Filistin'in tanınmış akademisyenlerinden Profesör Munter Dajani bütün bu olaylar içinde Suriye'ye haksızlık yapıldığını savunuyor ve konuya daha farklı bir açıdan yaklaşıyor.
Her şeyden önce Suriye kendi isteğiyle Lübnan'a girmedi. Arap Ligi, Lübnanlıları İsrail'e karşı koruması için Suriye'den yardım istedi. Şimdi Lübnanlılar artık biz kendi işimizi görebiliriz diyorlar. Tamam, Suriye çekilsin ama Lübnan'ın güneyini işgal eden İsrail askerlerinin de çekilmesi lazım. Ayrıca Suriye, İsrail zulmü altında ezilen Filistinlilere yardım etmek için öne çıkan en önemli Arap ülkesi. Bunun nesi kötü anlamıyorum. Suriye hiçbir zaman terör örgütlerine destek olmamıştır. Milli bir davayı desteklemekle terörizmi desteklemek arasında fark vardır. Ayrıca Suriye Orta Doğu barışı için her zaman yapıcı bir rol oynamıştır. Filistin'deki ya da Irak'taki haksızlıklara karşı çıkmanın neresi kötü anlamıyorum. Suriye'nin şu anda karşı karşıya kaldığı haksız durumun asıl sorumlusu da bence İsrail'dir. Bush yönetimini ellerine almış Yahudi lobisi, İsrail'i önemli bir rakipten kurtarmak için Amerika'yı kullanıyor. Bence durum bu kadar basit. Bu suçlamalara karşın Shimon Peres'in Suriye hakkındaki yorumları ve Devlet Başkanı Beşar Esad'a mesajları ise son derece açık ve net. Bahsettiğim değişim rüzgarları en çok Suriye'yi etkiledi. Şam uzun yıllar boyunca Amerika ve Sovyetler Birliği arasındaki güç mücadelesini kullandı. Ruslar Amerika'nın Orta Doğu'daki varlığına karşılık Suriye'ye siyasi destek sağladılar, silah verdiler. Ama Sovyetlerin yıkılmasından sonra Suriye şimdi askeri açıdan çok güçsüz durumda. Silahları eskidi, yedek parça sıkıntısı baş gösterdi, generalleri şişmanladı. Bu arada Lübnan'a daha fazla asker yığdılar. Kime karşı? İsrail zaten Lübnan'dan çıkmıştı. Bu durumda Lübnan hem bir dış güç yani Suriye tarafından hem de bir iç güç yani Hizbullah tarafından işgal edilmiş duruma geldi. Lübnanlılar kendi ülkelerini yönetemez ve istedikleriyle barış yapamaz hale geldiler. Aslında Suriye bu kadar zamandır askeri ya da siyasi amaçlarla değil, tamamen ekonomik nedenlerle Lübnan'da kaldı. Halihazırda Suriye ekonomisinin %20'si Lübnan'a bağımlıdır. Lübnan'da çok fazla sayıda Suriyeli çalışıyor. Tamam, Lübnan'da iş yapsınlar ama bu yüzden bu ülkeyi işgal etmesinler. Bence tüm Orta Doğu yeni bir çağa doğru ilerliyor ve Suriye'de değişmek zorunda kalacak. What do you think Bashar Assad will do now? Peki sizce Bashar Assad şimdi ne yapacak? Yani Amerika'dan gelen uyarıları gerçekten anlıyor mu, yoksa daha önceki gibi yine Lübnan'dan biraz asker çekip göstermelik hareketler mi yapacak? Hem Suriye'yi şu anda gerçekte kim ya da kimler yönetiyor? Beşar Esad bence artık başka seçeneği kalmadığını anladı. Ya bu fırsatı kullanacak, Lübnan'daki askerlerinin tamamını hemen çekecek, babasından kalan yaşlı bürokratlardan kurtulup kadrolarını gençleştirecek ve değişim rüzgarının arkasına alıp güçlenecek ya da iyice köşeye sıkışacak. Ayrıca artık bir karar vermesi gerekiyor. Aynı anda iki farklı dünyada yaşayamaz. Hem barış isteyip hem de teröre destek veremez. Ayrıca şu anda Suriye'yi gerçekte kimin ya da kimlerin yönettiği önemli değil. Asıl önemli olan Beşar Esad'ın bundan sonra Suriye'yi nasıl yönetmek istediği, silahla mı yoksa demokrasiyle mi? Aslında Esad'ın sıkıntısı ülkedeki bir azınlığı temsil ediyor olması. Ülkede %11-12 bir çoğunluğa sahip olan Aleviler sonsuza kadar iktidarda kalmak istiyorlar. Bunun için güç kullanmak zorundalar. Bu da tabii toplumun diğer kesimlerinde tepki yaratıyor. Ve gelelim tavlanın ya da İranların kullandığı adıyla tahtenardın yani savaş tahtasının anavatanına. Aslında İran uzun zamandan beri Amerika'nın baskısı altındaydı. Irak operasyonundan sonra burada konuşlandırılan 150 bin Amerikan askerinden rahatsız olan İran, aynı zamanda Başkan Bush'un Şer ekseni içinde gösterdiği birkaç ülkeden biri. Üstüne üstlük Tahran Ruslarla birlikte nükleer santral yapmaya başlayınca adeta bardağa taşıran son damla oldu bu. Ve Washington şimdi Avrupalılarla birlikte İran üzerindeki baskıları arttırmaya çalışıyor. Buna karşılık İran'sa yine tavla diliyle konuşmak gerekirse ani hamlelerden kaçınıp temkini oynamaya ve sahip olduğu kapıları elinde tutmaya çalışıyor. Aslında İran, Şah zamanından beri nükleer silahlara sahip olmaya çalışıyordu. 1979'daki İran İslam Devrimi ve ardından 1980 ile 1988 arasında yaşanan İran-Irak Savaşı, Tahran'ın bu amacını ertelemesine yol açtı. Ancak yine de İran nükleer programından vazgeçmedi. Pek çok uzmanın iddiasına göre de Tahran yönetimi şu anda birden fazla nükleer santral yapımını aynı anda yürütüyor. Bize ulaşan bilgilere göre İranlılar Irak'ın başına gelenlerden ders almışlar.
1981'de İsrail uçakları Irak'ın yeni yaptığı nükleer santrale saldırıp ortadan kaldırmışlardı. İşte İran benzer bir durumda kalmamak için nükleer tesislerini farklı yerlerde inşa ettiriyor ve üstelik çoğunu da yer altına yattırıyor. Nükleer programını da enerji açığını kapatmak için yürüttüğünü iddia ediyor. Oysa İran çok büyük doğal gaz ve petrol yataklarına sahip. Daha fazla enerjiye ihtiyacı yok ki. Bence Tahran'ın hesaplarına göre nükleer silahları olursa İran bölgede her istediğini yaptırabilecek bir duruma gelir ve caydırıcılığı artar. Herkes İran'ın atom bombasına sahip olma tehlikesinden bahsediyor. Bunun Orta Doğu için ne kadar kötü olacağını konuşuyor. Ama hiç kimse İsrail'in sahip olduğu nükleer silahları konuşmuyor, eleştirmiyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran'ın bütün kurallara uyduğunu söylüyor. Ama Washington ve İsrail dünyaya yanlış propaganda yapıyorlar. İran'ın nükleer silahı olması Orta Doğu için tehlike ise, o zaman İsrail'inkiler de tehlikeli değil mi? Shimon Peres ise bu tartışmalara çok daha farklı bir açıdan bakıyor. Bence İran bu haliyle devam edemez. Çünkü oradaki radikal ve aşırı tutucu İslam yorumu yüzünden kadınlara ayrımcılık uygulanıyor. Kadınlar toplum dışına itiliyor. Kadınlara ayrımcılık uygularsanız o zaman yarım milletsiniz ya da ikiye bölünmüş bir dünyanız var demektir. Kadınlar en az erkekler kadar eğitilmedikçe ya da günlük hayatın içinde faal olarak yer almadıkça hiçbir zaman güçlü olamazsınız. Gerçek gücünüzün yarısını boşa harcamış olursunuz. Ayrıca İran'da kadınlara uygulanan bu ayrımcılığın ve baskıların asıl kurbanları çocuklar oluyor. Kadın eğitimsiz olursa çocuklarını da iyi yetiştiremez. İran bence bu yüzden kan kaybediyor. İşte bunun için de nükleer güce ulaşmak istiyor. Yani gücünün eksik kalan tarafını nükleer silahlarla kapatmaya çalışıyor. Ama gücü sadece sahip olduğu nükleer silahlar kadar olur ve bu da geçicidir. Bir ülkenin bütün silahları olabilir ama asıl önemli olan insan gücü ve kalitesidir. Gelecekte güçlü olmak için kadınların özgürlüğü nükleer silahlardan çok daha önemlidir. Siz böyle diyorsunuz ama bu sırada İran nükleer programına devam ediyor. Üstelik Amerikalılar da İran'da kadının adı yok, hakları yok. O yüzden nükleer silahlar olsa da fark etmez demiyorlar. Bunu bölge için büyük bir tehlike olarak görüyorlar. Sizce Amerika bunu önlemek için neler yapabilir? Washington, İran'ı durdurmak için ne kadar ileriye gidebilir? Amerikalılar şimdi özellikle Avrupa'nın ve Rusya'nın desteğini almaya çalışıyor. Bu konuda ortak bir görüş, ortak bir ittifak yaratabilirlerse o zaman İran'a ekonomik yaptırımlar ya da ambargo uygulayabilirler. Ve bence sonunda İran başa eğmek zorunda kalır. Çünkü Tahran'ın başka seçeneği yok. Ama şayet Amerika tek başına kalırsa o zaman da kendisi başka yolları gündeme getirebilir. Zaten bence Başkan Bush'un Brüksel ziyaretinin asıl amacı da buydu. Bence Avrupalılar artık iki şeyi iyice anladılar. İran'ın nükleer silahlara sahip olmasını önlemek için ya da Amerika'nın İran'a karşı girişebileceği askeri bir harekatı durdurabilmek için bir araya gelip ekonomik ve siyasi güçlerini birleştirmek ve bu sorunu halletmek zorundalar. Buna kayıtsız kalamazlar. Peki ya İsrail? Şayet bütün bunlar sağlanamazsa siz harekete geçer misiniz? Yani 1981'de Irak'taki nükleer santrale yaptığınız gibi İran'a karşı tek başınıza bir saldırı gerçekleştirmeyi düşünür müsünüz? Bence İran sadece bizim için değil, tüm dünya için büyük bir tehlike. Ve biz bu olayı bir İran-İsrail sorunu içine sıkıştırıp sınırlamayı istemeyiz. Çünkü durum böyle değil. Bugüne kadar Soğuk Savaş yüzünden dünya Doğu ve Batı arasında, Ruslar ve Amerikalılar arasında ikiye bölünmüştü. Ama artık öyle değil. Bugün dünya çok daha farklı bir şekilde teröristler ve terör karşıtları olarak bölünmüş durumda. Ve herkesin ne tarafta yer alacağına karar vermesi lazım. Ve bence şu anda İran'daki yönetimin terörden yana, nükleer silahlardan yana olduğu her geçen gün biraz daha ortaya çıkıyor, daha iyi anlaşılıyor. Orta Doğu'daki bu oyun, bu tavla oyunu tabii Türkiye'yi de etkiliyor. Amerika'nın Suriye ve İran'a karşı yaptığı çıkışların aksine AKP hükümeti her iki ülkeyle de yakın ilişkiler kurmuş gibi görünüyor. Tabii bu durum Washington'ın gözünden kaçmıyor. Son birkaç haftadır Amerika'daki bazı köşe yazarları ve düşünce kuruluşları Türkiye'yi ve özellikle de hükümeti şimdiye kadar hiç görmemiş biçimde eleştirmeye başladılar. Hatta Amerikan yönetiminin bazı üst düzey isimleri Türkiye'deki anti-Amerikancılığın yani Amerikan karşıtlığının arttığını iddia ettiler. Kısacası oynanan bu tavlanın pul ve zar sesleri artık Türkiye'den de duyuluyor. Bu oyun Türkiye'yi de içine alıyor.
Amerika, Suriye ve İran üçgeninin tam ortasında kalan Türkiye, kendi çıkarları açısından hem Suriye ile hem de İran'la ikili ilişkilerini geliştirmeye çalışıyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İran'a ve ardından Suriye'ye gitmesi ve hatta Beşar Esad'la ailevi ilişkiler kurması Amerika'yı rahatsız etmiş gibi görünüyor. Yakın zamana kadar Türkiye'yi ve Türk hükümetini destekleyen Washington, son zamanlarda eleştiri oklarını Ankara'ya çevirdi. Özellikle AKP hükümetine yakın olarak bilinen gazetelerde Amerikan aleyhtarlığının çok sık işlenmesi Amerikan yönetimini oldukça rahatsız etmişe benziyor. Son zamanlarda Ankara'yı ziyaret eden Amerikan yetkililerinin sayısında da ciddi bir artış gözleniyor. Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Richard Armitage, Irak ve Afganistan'daki Amerikan kuvvetlerinin komutanı Orgeneral John Abizait, Savunma Bakanlığı'nın 3 numaralı ismi Douglas Faith ve nihayet yeni Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice son 2 ay içinde Türkiye'yi ziyaret eden Amerikalı yetkililerden bazıları. Bu durumda insan kendi kendine sormadan edemiyor. Acaba Amerika Türkiye'den ne istiyor? Bu sorunun yanıtı şu anda tam olarak belli değil. Ancak hem Amerika'yı hem de Türkiye'yi gayet iyi tanıyan Şimon Peres'e göre bu durum gereğinden fazla abartılıyor. Bence Türkiye, değişen dünya ve özellikle de değişmeye başlayan Orta Doğu'da çok önemli bir rol oynuyor. Çünkü genelde İslam dünyasındaki kökten dinciler modernleşmenin ve İslam'ın birbiriyle çeliştiğini iddia ediyorlar. Ancak Türkiye, herkese hem Müslüman hem de modern olunabileceğini gösteriyor. Türkler hem uzaya uyduya oluyorlar hem de cennete ve Tanrı'ya inanıyorlar. Bu ikisi çelişmiyor. Yani hem bir inanan hem de bilim adamı olabilirsiniz. Aslında Türkiye bugün çok açık şekilde şunu söylüyor. Beyler, Müslüman olmak demek geri kalmak demek değildir. Hele hele terörist olmak hiç değildir. Hem geleneklerinizi, dilinizi ve inancınızı sağlam tutup hem de yeni çağa uyum sağlamak, çağın gereklerini yerine getirmek mümkündür. Ancak bu arada İsrail ordusunun Refah mülteci kampını bombalamasından sonra Başbakan Erdoğan Ariel Sharon'u çok sert biçimde eleştirdi. Sizin buna tepkiniz ne oldu ve bu durum ilişkilerde bir gerginlik yarattı mı? Bence bunlar geçmişte kalan açıklamalar. Belirli bir zaman dilimi içinde söylenen sözler. Bence temelde Türkiye de bizim gibi aynı değişim rüzgarlarını hissediyor. İkimiz de Orta Doğu'da aynı geleceği görmeyi arzu ediyoruz. Bunların çok fazla abartıldığını düşünüyorum. Bence hiçbir şey bu kadar abartılmamalı. Bir de son günlerde Amerika'dan, Washington'dan Türkiye'ye pek çok eleştiri geliyor. Bazı köşe yazarları, sivil toplum örgütleri, AKP hükümetini şimdiye kadar hiç görülmedik biçimde eleştiriyorlar. Sizce neler oluyor? Siz bu durumu nasıl yorumluyorsunuz? Ben öyle düşünmüyorum. Bence bazı şeyleri, bazı konuları değiştirmek ya da geliştirmek için Amerika Türkiye'ye biraz baskı uygulamış olabilir. Ama temelde bence Türkiye Amerika'nın yakın müttefiklerindendir ve İslam dünyasındaki modernizasyonun ve demokratikleşmenin ana güçlerinden biri olarak görülmektedir. Amerika bastırıyor, değişim rüzgarları Orta Doğu'yu etkiliyor ve şu anda burada oynanan oyun devam ediyor. Ancak bu defa durumlar eskisine oranla biraz daha farklı. Çünkü Arap ülkelerinde uzun bir zamandan sonra ilk kez insanlar sokaklara döküldüler, haklarını aradılar ve sonunda isteklerine ulaşmaya başladılar. Tabii bu durumda akla gayet basit bir soru geliyor. Acaba buradaki tavla oyununu kim kazanacak? Daha doğrusu dünyanın tek süper gücü olarak kalan ve istediğini yapan Amerika acaba Orta Doğu'da isteklerine ulaşabilecek mi? Yoksa bu tavla oyunu sırasında ortaya yeni sorunlar ya da sıkıntılar çıkabilir mi? Tabii bunu zaman gösterecek. Çünkü burası Orta Doğu ve burada her an her şey bir anda değişebiliyor. Şimdilik hepinize iyi geceler. Sakın pusulanızı şaşırmayın. Gelmiş.
Koştuğu Hizbi İslami'nin lideriyle Kabil'in 75 km doğusunda Surabi'deki radar üstünde.